katılımcı sayımız az gibi sanki. Sıra az önce aceleye geldiydi. Şöyle bir temizleyelim. Niye silemedik? Temizledik. Başlayalım gençler. Yeterli bekledik zaten. Hazır mı herkes? Evet hocam. Bu soru da biraz aceleye geldi çünkü son saniyeler olacak diye biraz hızlandık. Aslında öyle önce şöyle yapmak daha mantıklıymış. Biz EC'yi bulmadan yapmışız. Şu kalem ha. Burası açı ortaya olduğu için nasıl anladık açı ortaya olduğunu? Katlandığında A tam BC'nin üzerine geldiğini anlıyoruz. Yani şöyle gelirse açı ortaymış. Bunu şimdi çizmiyorum çünkü karışıyor o zaman. Öyleyse bunu açı ortaya olduğunu bildiğimiz için iç açı ortayı teoremi dersek 12 ile bunun oranı 15 miydi orası? Ha, 9, 12, 15 onu biz kendimiz bir oradan biliyoruz. Yoksa vermemiş ama onu bulabiliriz kolay. 12'ye 15 baktığımızda sade hali 3'e bölersek 4'e yani 4K'ya 5K yapar. Yani buraya o zaman bu 4'ün katıdır mutlaka doğru orantı olduğu için. Bu da 5'in katı olmak zorunda. Topladığımızda 9K yapıyor. 9K olduğu için demek ki bu 9K 9'sa K 1'dir. Yani burası 4, burası da 5 oluyor. Yani o 9 olan uzunluk 4'e 5 diye ayrılıyor. Şimdi burayı hallettiğimize göre neyi bulduk biz? Şunu K'ları sileyim şuradan. 4'e 5 bulduk yani onu. Sonra şimdi şekli katladığımızda simetrik şekil olduğu için şurası şuraya eşit. Yani buraya A olduğu için A dersek aslında A üssü diyelim buraya. Çünkü A'nın aynısı değil. Katlandığı için buraya geliyor. EA üssüyle EA eşit. Niye? Çünkü katlama çizgisinde tam açı ortaydan kollara inilen dikme gibi düşünün bunu. Bu 4 ise hocam EC'yi sormuş zaten. 5 ise. Gerçi EC'yi bulmuşuz zaten. Hakikaten niye uğraştık biz onu? Doğru ya. Hocam katlamın bir tek açı ortayı belirtmiş. Doğru ya. Bunda şeye gerek yokmuş. Biz bunu boşa uğraştık ya hakikaten. Ben fark etmemişim onu. EC'yi buluyormuşuz zaten. Az önce demek ki biz farklı yerlere girince unuttuk onu şey yapmayı. Aslında bulmuşuz hakikaten. İlginç. Aşağıdaki şekli falan yapmış o kadar karıştırmış biz de ona gerek var sandık. Yani A, E hiç bilmeden A üstü E'yi bilmeden zaten soru çok kolay çözülüyormuş. Bence burada bir de A, C falan sorsaymış veya E, A'yı sorsaymış soru biraz daha güzel olabilirmiş. Neyse geçelim diğer soruya. Soru değilmiş bu. Dış açı ortay teoremini söylüyor gençler burada. Şu sarı olan ABC üçgenini boyamış çünkü üçgeni karıştırmayın diye. ABD burada üçgen ama burada bizim dikkat edeceğimiz üçgen ABC üçgenidir. Peki AD burada nedir? Bu sefer AD şu A açısının dış açısının açıortay olduğu için biz buna dış açıortay diyoruz. Bu dış açıortay şayet şöyle diğer kenarın uzantısını böyle bir yerde kesiyorsa, D gibi bir yerde kesiyorsa o zaman şöyle bir özellik oluyor dış açıortayda. İç açıortayda ne yapmıştık gençler? Hatırlayalım şöyle. İç açıortayda şunu yapmıştık. Üçgenimiz ABC idi. Açıortayın rengini farklı çizeyim. Mesela mavi, açık mavi olsun. Buna da D dersem. İç açıortayda yaptığım şey şuydu. Açının açıortayın bir ucundan diğer ucuna ulaşmaya çalışıyorum. Nasıl ulaşacağım peki? İki adımda. Adımın biri AB, diğeri BD. Yani bakın bir de buradan geleyim. AC, CD. İşte iç açı ortayda yaptığım bu mantığı dış açı ortayda da yapacağım. Açı ortay hangisi? Bu mu? Veya bir dakika. Evet hocam. Rengi şey olsun. Yine
Yine mavi olsun az önceki gibi. Açık mavi bir şey olsun. Açı ortayın bir kolundan bir ucundan diğer ucuna iki adımda gitmem lazım. Peki nasıl gideceğim? Üçgeni kullanarak. Şimdi yine başlıyorum orantı yapmaya. Burada şöyle gidersem şayet bir, ikinci adım bu oluyor. Değiştireyim rengi aynı olmasın. A'dan B'ye, B'den D'ye. İkinci yol ne olacak? A'dan C'ye, C'den yine D'ye. Yani hep A'dan D'ye gitmeye çalışıyorum ve iki adımda. Dikkat etseniz burada şu ne oluyor? Şu BC diye bir şey kullanılmıyor hiç gençler. Dikkat edelim. Yani şurası A kenarı, burası B kenarı olsun. Burası C, burası D olsun mesela. Dış açıortay şunu söyler. A bölü C artı D eşittir B bölü D. Tabi bunu yanılmasın yapabilirsiniz. Çünkü orantıda yer değişebilir de bunlar. Yani A'yı, B'yi buraya, C'yi buraya alırsan A bölü B, C artı D bölü D de diyebilirsin. O artık zaten burada öyle verilmiş büyük ihtimalle. AC'nin, evet AC'nin şunun şunu oran demiş. Yani evet buradaki verili aslında o şekilde vermiş. Ama ben iç açıortayla anlattığım gibi anlatıyorum. A B'den BD'ye, A C'den CD'ye. Bakın burada da aynı. A B'den BD'ye, A C'den CD'ye. Hep D'ye ulaşmaya çalışıyorum ve iki adımda. Dış açıortayı örnekle şimdi daha iyi anlayarız. Anlayabiliriz. Şöyle bakalım. Beşinci örneğimiz, biraz büyütelim şöyle gözüksün. ACD üçgeninde A açısının dış açı ortayıdır. Tamam. Üçgeni de boyuyor ki burada dış açı ortayı daha dikkat çekici olsun diye. CD'nin 5 katı BD'ymiş. CD'ye eğer K dersem, X dersek 5X. Bu da 5X'den 5K diyeyim ben. K demişim. 5K. BD'ye 4K. Bu durumda şuraya 4K kaldı. 4K. AC 8 vermiş. AC 8 neresi AC? Şurası. Şimdi sorduğu yeri AD'dir. Evet AD'yi sormuş. Ne yapıyorduk? Yine açıortayın bir ucundan diğer ucuna iki adımda ulaşacağız. Bir ucu şuradan gidersem bir de şuradan gidebilirim. Yani iki yol var. Şimdi renk değiştirerek yapayım bir de başka renk olsun. Şu renkte yazayım. X bölü kaç? 5K. Eşittir. 8 bölü 4K. Evet, burada pratik düşünürsek 4'ten 8'e çıkmış yukarı aşağıya bakarsak. O zaman 5K'dan da 10'a çıkacak. X eşittir. Çünkü K'lar sadeleşiyor burada zaten. X eşittir. 10 birim diyebiliyoruz. Dış açı ortayla yalnız dikkat edin. Karıştırabiliyorsunuz. O yüzden baştan uyarayım da hata olmasın. Son soru galiba. 9. sayfaya geldik. Son sayfamız. Sorumuzu bir görelim şöyle küçülterek. Heh. Örnek 6. Aşağıda verilen ABC üçgeninde AD'yi 6. Ben yazalım unutmadan. AD 6. AB 10. DC 15. Şu WhatsApp'ı da kapatsam. Neyse artık açtık. DC 15. Bir dakika. Nereye yanlış yazdım? DC 15. Evet evet. Onu yazdınız hocam. 15 olacak. WhatsApp mesaj gelince kafamı karıştırdı. AB 10 olacakmış. DC 15 burası. Onu zaten yazmışız. Tamam. Bu bilgiler tamam. ABC üçgenindeki A köşesi aşağıdaki gibi BD boyunca katlandığında A noktası üzerine gelmektedir. Yani şuraya geliyor. E'nin üzerine. Yani gençler şurası ne katlama çizgisi mi? O halde katlandığında tam bunun simetri olacak. Yani şekil şöyle olacak. Bakın burada da çizmiş aslında. İstiyorsanız buradan da çizeyim. Şöyle uzatsaydım bunu. Aslında A noktası şuradaydı. Katlanmış hali bu. Katlamadan önceki hali bu. İkisini de böyle görebilirsiniz. Burada E yani burası. Şimdi soruyu ister buradan ister buradan çözebiliriz. O sorun değil. Bakalım ne istemiş.
Şunun yalnız açıortay olduğunu artık eminiz. Burası katlama çizgisi olduğu için. Buna göre EC uzunluğunu bulunuz demiş. EC neresi? Şurası. Şimdi bakalım. EC'yi tabi bulacağız. Az önceki yanlışlıkla çözdük yani uzun. Şimdi o soru sanki bu soru aslında öyle çözülecek. Az öncekinde boşuna bırakmışız. Şurasının 6 olduğu belli. Niye? Çünkü simetri var. Ama burada iç şurası da 10 biliyoruz. Fakat iç açı ortay teoremini kullanmadan EC'yi bulamayız değil mi? Ya nasıl olacak? Renk değiştireyim karışmasın diye. Orası. Yani şu kenarın açı ortayın kollarından bu şunun oranına eşit diyebilir miyiz? Buraya da x dersem herhalde anlaşılacaktır. 10 bölü 6 eşittir 10 artı x. 10 artı x bölü 10. Ve 10 artı x diyeyim de buna a diyeyim. Daha harf kalabalık olmasın. A bölü kaç diyelim? 15. 15. Bunu işler dışlar yaptığımızda veya biraz sade işlesek de olur. Daha güzel olurdu. Burası 5. 25 oluyor a. Burası 3 mü? Yani a 75 bölü 3'te 25 veya burada yine sadeleşme var ama a eşittir 25 çıkıyor mu? Evet hocam. A dediğim şey aslında şuranın tamamıydı. BC'nin tamamıydı. O halde x eşittir 15. A'dan onu çıkarırsak 15 birim ya da santim mi ne? Evet santimetre diyebiliyoruz. Burada hem simetriyi kullandık. Açı ortaydaki katlama çizgisindeki simetriyi kullandık. Hem de iç açı ortay teoremini kullandık. Dış açı ortay yok ama. Dış açı ortay yok burada. Nasıl kullanacaktık? Var mıydı? Ha, gerçi şurada var doğru. Şurası dış açı ortay değil mi? Dediğin gibi doğru. Şuradan da dış açı ortay da kullanabilmiş gençler. Ama o zaman tabii şu parçalar bize lüzumsuz oluyor. O yüzden onu şuraya yazacağız. Pardon burası 6. Şurası 10 olduğu için burası da 10. Burası 15. Dediğin gibi kim demiş dış açıortay diye? Ben demiştim de hocam. Dış açıortaydan da bulunabilir mi bakalım? Şu parça zaten önemli değil. D'den şöyle ve şöyle şuradan şöyle yaptığımızda gerçekten de x'i yine bulabilirdik. Yani dış açıortayla da çıkıyormuş. Dış açıortayı kullanmak isteyen öyle çözebilir veya iç açı ortayla da çözülebiliyor. Açı ortayla bitti gençler. Bundan sonraki şeyimiz kenar ortay. Açayım ben hemen onu da. Kenar ortay. Bu belki bitmeyebilir ama bakalım. Kaç dakika var? Kaçta başladık? 15 dakika var mı? 15 mi? İyi yarısı var daha. Tamam. Kenar ortayı önce şöyle bir ne olduğunu hatırlarsak gençler. Kenar ortay bir üçgende bir kenarın bir köşesinden onun gördüğü kenarın tam ortasına çizilen doğru parçası. Yani şuradaki üçgen bir kenar ortay oluyor. Buradaki AF bir kenar ortay. Aynı zamanda DC de bir kenar ortay ve BE de bir kenar ortaydır. Aynı iç açı ortayda olduğu gibi kenar ortaylar da üçgende bir noktada kesişir. Hatta bunu GeoGebra'da şöyle ben size göstereyim. Daha bir hareketli görün. Kenar ortayı açıyorum. Boş tahtamız var şu an. Gözüktü mü size de? Gözüküyor herhalde. Evet. A, B, C üçgeninin köşelerini oluşturdum. A, B ve kenarları oluşturduk. Orta noktaları tabii ben hızlıca buldurmuştum. Bunun orta noktası. Orta noktası ve orta noktası. Şimdi bunları A'dan D'ye birleştirdiğimde orta nokta olduğunu şöyle gösterelim bari bunlar da eşitmiş sembolleri. A'dan D'ye bakalım şu muymuş? Evet. Bir kenarortay, diğeri ve üçüncü. Bakın üçgeni nasıl değiştirirsem değiştireyim. Kenarortayların şu G noktasında hep çakıştığını göreceksiniz. Hepsi üçü de bir noktada kesişir. Hatta bu nokta üçgenin neyidir gençler bilenler? Ağırlık merkezi hocam. Bravo. Ağırlık merkezidir. Hatta burada tam denk gelmiş. G ile gösterilir genelde. Burada da denk gelmiş ama tabii
denk gelmeyebilirdi. Normalde G ile gösterirler ağırlık merkezini. Ağırlık merkezi ne demek gençler? Şu. Bu üçgen gibi bir levha olsaydı, homojen bir levha tabi, tam her yerde eşit dağılmış şekilde. G'den bir iple bağladığımızda, kaldırdığımızda şekil dengede olacak. Yani yere paralel duracak demektir. Ama tabi içi dolu üçgen olması lazım. İçi boş olursa olmaz. İçi dolu bir levha olması lazım. Üçgensel bölge şeklinde. Ağırlık merkezi olduğunu gösterdik. Burada tabi ağırlık merkeziyle alakalı bir özellik var. Onu vermiş mi bakalım şey kitabım. Evet, onu da vermiş. Gençler, ağırlık merkezinde şu özellik vardır. Bu ağırlık merkezi iki parça oluyor ya. Bir A'dan G'ye, bir de G'den D'ye. Yani iki parça bölünmüş. Bu iki parça, şunları bir gizleyeyim önce karışmasın. Bu parçalara bakın, gösteriyorum. Şunları da sileyim. Bunu silmeyeyim. Dursun. Şunları sildim önce. Tek tek parça parça açıyorum. Şu parçalara baktığımızda bu parçaların hep orantılı olduğunu görüyoruz. Yani köşeye yakın olan taraf, şu uzun parçayla kenara yakın olan şu parçanın birbirinin iki katı, yani biri diğerinin iki katı olduğunu görüyoruz. Uzun parça iki kat, bu tek kat. Yani üç katlık parçayı ikiye bir diye paylaşıyorlar. Gerçekten bakın, bölüyorum. Orada gözükmedi, biraz küçültelim. AG bölü GD'nin iki ettiğini görebilirsiniz. Üçgeni bakın değiştiriyorum. Ne olursa olsun hep alttaki küçük parça diğerinin iki katı. Hatta diğer kenar ortaylarda da bunu şöyle görebilirsiniz. Şöyle kenarda açayım. Şu tarafa çekeyim. Gözüksün. Niye gitmedi? Sabitlemiş miyiz bunu? Gitmiyor. Bunları sabitlemiştik ellerini. Tamam. İç içe karıştı. Biraz şöyle küçük büyütsem daha rahat görünecek. Evet. Bakın hepsi iki. Üçgeni ne yaparsam yapayım, o uzun parça, kısa parçanın hep iki katı çıkıyor. Bu özelliği tabii çok kullanacağımız için onu da bilmek lazım. Şimdi hemen değiştirelim paylaşım şeyimizi. Dersimize geçelim. Aşağıda bakın, burada vermiş. Şu işte o verdiği şey. AG'nin GF'ye, CG'nin GD'ye. Yani buraya K dersek bu 2K'dır. Buraya M dersem bu 2M'dir. Buraya N dersem bu da 2N'dir. Yani bunu bilmek lazım. Kenar ortaylarda bu özellik çok kullanılır gençler. Ağırlık merkezi dediği zaman aklınıza bu gelecek. Sorumuza bakalım. Biraz büyütsek sanki sığacak, evet. Aşağıdaki şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Bu ne demektir? Demek ki buradan ve köşeden geçen bir doğru parçası karşı kenarı tam ortalar demektir. Yani bunu kesinlikle eminsiniz artık. Şunlar eşit. Bunlar aynı boyda. Ve şunlar aynı boyda. Tabi soruda belki lazım değildir ama ben şimdi yazayım. Onu görün diye. BG 8'miş. Şurayı 8 vermiş. GF 3'müş. Şurası 3 verilmiş. AC 14. Burası da 14 verilmiş. AGE. Yani şu taralı bölge olan üçgenin çevresini sormuş. Gayet basit bir soru olduğunu görüyoruz. Ama tabii kenar ortayın o özelliğini bilmek lazım. Yoksa çözemezdik. Ne yapıyorduk? Şu uzun, şu kısa parça değil mi? Bura bir katsa, bura iki kat mıydı? Burası 3 ise o zaman bura 6 diyebiliriz. Bakın AG'yi bulduk. 6. Şimdi buraya baktığımızda bu kısa parça, bu uzun parça. Yani köşeye yakın olan parça uzundur. Yani şu köşeye değen parça. Bu 8 ise o zaman yarısı 4 olacak. Burayı zaten az önce söylemiştik. Kenar ortay olduğu için. Bu da 7'dir. 6, 7 ve 4'ün toplamı kaç yapar? Kim söyleyecek? 17 mi? Teşekkürler. Yani çevre 17 çıktı. Santim miymiş? Birimmiş. 17 birim diyelim. Var mı soracağın bir şey bununla alakalı? Yok hocam. Geçelim o zaman. Bayağı şimdi bunda 14 sayfa varmış. Şu an 3. sayfadayız. Örnek 2'ye bakalım. Aşağıda verilen şekilde G noktası ağırlık merkezidir. Yani kenar ortayların kesişimi diyor. AC eşittir BC. Tamam. AB 10, BC 13. GC uzunluğunu kaç birim olduğunu bulunuz diyor. GC dediği şey şurası. Şurayı sormuş.
Burada tabii gençler, geçen derslerimizde, geçen haftaydı galiba, yaki denen bir şey söylemiştim. Evet, yükseklik, açıortay, kenarortay ve ikizkenar üçgen. Bunlardan herhangi ikisi varsa bir üçgende, diğer ikisi mutlaka vardır. Şimdi bu C'den geçiyor ya, G'den de geçtiğine göre bu bir kenarortay değil mi? Hı hı. Aynı zamanda bu şu var, yani kenarortay var. Bu üçgen ikizkenarmış, onu da vermiş soruda. Yani şu ikisi varsa, o zaman bu ikisi olmak zorunda. Öyleyse şurası bir açıortaydır. Gerçi bu lazım değil ama. Ve önemli olan, bize lazım olan şu yükseklik. Bu bize lazım çünkü bunu kullanacağız. Ne oldu? Çünkü burada bir dik üçgen görünce şurası 10 ise burası 5. 5, 12, 13 üçgeni. Güzel. Şuraya eğer H deseydim CH 12. Ama bize CG'yi sormuş. Ne yapıyoruz? 3 parçaya bölüyoruz. İkisini buraya, birini buraya vereceğiz. O zaman hatta şöyle yapayım ben, daha güzel gözüksün. X ve 2X diyeyim, daha mantıklı olsun. Kolay hesaplarız. Burası X ise burası 2X. Yani 3 parçaya böldüğümde burası 4, burası da 8 çıkıyor. Çok kaydırdım. Biraz daha aşağı yazayım bari. Yukarıdaki şekle benzer şey olmasın. 2x olduğu için 8 diyebiliriz. Yani GC'nin 8 olduğunu gördük. Normalde tabii çok yavaş aslında çözdüğü gibi duruyor ama gençler, normalde bunu siz soru esnasında çözerken çok hızlı kafadan çözersiniz çoğu kısmını. Anlatınca uzun gibi geliyor ama bu soruların çözümü çok kısa. Geçelim örnek 3'e. Neymiş bir görelim. Biraz yaklaştırsak fena olmaz. Aşağıdaki şekilde birim kareli zeminde bir ABC üçgeni verilmiştir. Boyalı bölgeler DEFGH adlandırılmıştır. Tamam. Buna göre ABC üçgeninin ağırlık merkezinin belirtilen boyalı bölgelerden hangisinde olduğunu bulunuz. Nasıl bulacağız? Burada çizmek lazım herhalde. Evet, bu soruda çizmemiz cetvel. Mesela ikiye duruyor ya, efendim? Karelerin ikiye çıkartır. Mesela BC'de kaç tane birim kare varsa onun yarısı buradan bulabiliriz. Ha evet, çizeceğiz ama sonuçta yani ağırlık merkezini görmek için. Aha. Bu demek ki cetvelle öğrenciler çizsin diye yapılmış. Ben de cetvel moduna geçeyim o zaman. Şurada cetvel şu mu? Çizgi şu. Yani A'dan kenarortay çizmem lazım. Kenarortaya baktığımızda göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birimmiş. O halde şurası tam kenarortay için ortası değil mi? Evet. Buradan birleştirdiğimde bu BC'ye ait kenarortay. Hatta ikinci, üçüncüye gerek yok gençler. Çünkü üçüncü zaten zor bulunur ama iki tanesi yetiyor. Üçüncü de mutlaka oradan geçecektir. Bir de o zaman şuraya bakalım. BA'ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4'ten indireceğiz. Yani şurası 4'müş. Ve işte bakın E'de olduğunu, yani buradaki ağırlık merkezinin şu nokta olduğunu diye söyleyebiliyoruz. Bu pratik yapılsın diye herhalde sorulmuş. Yoksa normalde çizmeden bulamazsınız. Göz kararı belki söylenebilir ama tam olarak çizmek lazım. Geçiyorum gençler bunu. Var mı soracağınız? Yok hocam. Geçtim o zaman. Buradaki yönergemiz bir dik üçgenle alakalı şey gençler, kenarortay olayı. Muhteşem üçlü biliyorsunuz değil mi? Evet. Muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlü şöyle bir şey. Bir dik üçgende hipotenüs hangisiydi? Şu değil mi? Evet. Bunlar dik kenarlar. AC ile BC. Hipotenüs burasıydı. Hipotenüse ait bir kenarortay çizdiğimizde, yani DC'yi çizdiğimizde şunu görüyoruz. Bu kenarortay olduğu için bunlar aynı boyda. DB ile DA. Bir de kenarortayın kendisi de bu boyda oluyor gençler. Yani AD uzunluğu eşittir DB. Bu zaten kenarortaydan geliyor. Her biri 3 kat. Yok. Bir kat diyebiliriz. Hepsi aynı boyda yani. Hani ya da ha evet, şuraya K dersen dediğin gibi o doğru. Buraya K dersek 2K, 3K, 3K, 3K da diyebilirsin. Doğru. Ama bu şu an hepsi eşit olduğu için çok da önemli değil. DC'ye eşittir. İşte bu üçü eşit olduğu için böyle muhteşem üçlü dönüyor. Bak şu an 3 tane, 1, 2, 3 tane dokunuyor şeye.
Muhteşem Yüzyıl denmesi sebebi bu. Bunun tersi de geçerli gençler. Yani şöyle bir boş sayfa açayım. Eğer bir herhangi bir üçgende bir kenar ortay çizilmiş, yani böyle kenar ortay çizilmiş, bu da aynı boydaysa, muhteşem üçlüğü varsa, bu iki parça olan şey mutlaka hipotenüs olmak gerekir, olması gerekir. Yani bu üçgen kesinlikle bir dik üçgendir. Yani hipotenüs olması lazım. Muhteşem üçlüğü sadece dik üçgende sağlayan bir özelliktir. 5 dakika kalmıştı. 3 dakika var. Tamam dersi bizim. Geçelim şimdi bakalım bununla alakalı. Muhteşem üçlüğü söylemiş burada. Evet. Onu yazmış. Tamam. Geçelim. 4. örnek. Muhteşem üçlüğü ile alakalı bir örnek galiba bu. Şekildeki ABC dik üçgeninde G noktası ağırlık merkezi. AE 11 birim yazmış. 19 da yazmış. GE'yi soruyor. Yani şu X dersen buraya bunu sormuş. Bakalım nasıl bulabiliriz. Var mı bana yardım edecek? Şöyle bir tak. E'den BC'ye doğru indirsek. E'den şuraya mı? O çok yaramaz da bak şöyle daha güzel olacak. O da olabilir, işe yarar ama şu an göremedim. Bu B G ağırlık merkezi ya. Zaten B'den çizilmiş. Yani kenar ortayın bir kısmı çizilmiş. Evet. Devamını ben çizeyim. Şöyle düz olarak çizmek için şöyle yapayım. G'den AC'ye. Devamını çizdim değil mi? Devamını çizdiğime göre bu kestiği yer karşı kenarda ne olacak? Mutlaka bir kenar ortay mıdır? Evet. Ya bunu ikiye bölmesi lazım. Peki AC'nin uzunluğu kaçtı? 30 hocam. 15-15. 30'du doğru. 15-15 ayıralım. Şurayı sileyim. Yanlış yazdım. Hocam X 3 mü? Olabilir. Bakalım oğlum. 15'e 15 ayırdık mı? Evet. O zaman burası 15, 11 olduğuna göre buraya 4 kalıyor. 4 kalıyor. Buranın da tabii dik üçgen olduğunu gördük. Şimdi gelelim muhteşem üçlü özelliğine. Muhteşem üçlü olduğu için şu parçayla şu da 15'tir. Eşittir. Ve muhteşem üçlü ağırlık merkezinde bölündüğü zaman ne oluyor? Kenar ortay ağırlık merkezinde bölündüğünde 3 parçaya ayırıyordu. Bir parçası kısa tarafa, iki parçası uzun tarafaydı. Öyleyse buraya 5, buraya da 10 diye ayrılmıştır. 3, 4, 5 özel üçgenden 3, 3, 4. Evet, 4 ile 5 dik üçgen hipotenüs 5 olduğuna göre X'e 3 dedik. Var mı soracağınız bununla alakalı? Tam da bitirdik ha.